Üçüncüyü de yine okulumuzun bahçesine dikiyoruz. Oynayacaklar. Ağacın faydalarını biliyorlar hepsi de. Ona göre davranmaları gerekiyor değil mi? Şimdi kendileri de emek verdiler. Tabii. Gördüler nasıl dikildiğini. Değil mi? Onun için bakacaklar, oynarken dikkat edecekler buraya geldiğin zaman. Dikkat edeceksiniz değil mi? Evet. Hiçbir fidanı incitmeyeceğiz. Onları hep koruyacağız. Evet. Aferin. Evet, Armutlu Köyü İlköğretim Okulu'na getirdiğimiz kitaplar var. Şimdi öğrencilerimiz onları sırayla taşıyacaklar. Bu kitaplar okulunuza muhafaza edilecek. Çünkü çoğu ders kitabı. Sizin isteğiniz olan hikaye kitabında... Ben burada eğer kitap evleri bu yardımda katkıda bulunmazlarsa ben kendim size göndermeye söz veriyorum. Alıp öğrencilerimize göndereceğim. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Kitap eksiğimiz vardı okulumuzun genelde zaten. Bu eksiğimizi bir parçada sizin de kapattığınız için ayrıca size teşekkür etmek istiyorum. Eğer yardımsever kitap evleri var ise bize hikaye kitaplarını göndermelerini rica ediyoruz. İstiyoruz bundan. Çünkü bu yaşta okuma alışkanlığı kazandırıyorlar. Dolayısıyla hikaye kitapları olmadığı için pek okuma fırsatları, sürekli eski hikaye kitapları okuduğu için birbirlerini alıp veriyorlar. Artık ezberlediler hikaye kitapları. Yeni hikaye kitapları istiyorlar. Bunu da sizin aracılığına duyurmak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben göndereceğim ya da kendim getireceğim. Size söz veriyorum hikaye kitaplarını. Okuyor musun sen kitap? Okuyorum. Hikaye kitap istiyor musunuz? İstiyoruz. Size kitap adı mı? Gülşen Hanım fidan istedi. Evimin önüne dikeceğim, ne olursunuz verin dedi. Hemen verdik. O dikecek, bakacak bu fidanlarımız. Tamam, size emanet. Onu böyle büyüteceksiniz. Geleceğiz. O büyüyünce gölgesinde çay içeceğiz. Tamam mı? Siz? Ben Ramazan Çoban. Aydınlar Armutlu Köyü'nden. Bir tane dikeceksin. Ülkeye herkes yiyecek. Herkes yiyecek. Dibinde oturacağız. Çay kahve içeceğiz. Nasip olduktan sonra. Açlıkmaya devam edeceğiz yine. Çok severim. Evet sevgili seyirciler. Armutlu köyümüze Teva Vakfı'yla birlikte geldik. Daha doğrusu onlar bizimden sonra geldiler. Çekimlerimize yetişemedik. Şimdi kitapları indiriyoruz. Teva Vakfı'nın getirdiği kitapları indiriyoruz. Öğrenciler de gelmiş. Lütfiye Hanım. Evet, hoş geldiniz. Arkadaşımız konuştu. Hoş bulduk, merhaba. Şimdi kitap getirdiniz. Ayrıca sizin de ülke çapında meşe palamudu kampanyanız var. Ona destek istiyoruz bütün yurttan. 10 milyar meşe palamudu kampanyasına. Bizim bir de yurt düzeyinde eğitim çalışmalarımız oluyor. Bir taraftan okul çalışmalarını yapıyoruz. Şimdi köyümüzde de bir eğitim çalışması olacak, evet, değil mi? Eğitim çalışması yapacak. Arkadaşımız bu bölümle ilgileniyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Zübeyde Mersin. Eğitim temsilcisiyim. Armutlu Köyü'nün öğrencilerine Aydın'dan ilkokul öğrencilerine uygun kitap ve ders kitapları, yardımcı kitaplar ve okuma kitapları getirdik. Biraz daha katkımız olursa bu nedenle gurur duyacağız. Bundan sonraki çalışmalarımızda ayrıca eğitim tema eğitim gösterileriyle de başlayacağız. Tüm yurtta meşe kampanyasına da ağaç dikimine davet ediyoruz. Ağaçlarımızı koruyalım. Ülkemizi bu şekilde de korumada erozyondan önlemiş olacağız. Bundan sonra ekmeğimize sahip çıkalım diyoruz. Evet, mesajlar iyi gidiyor. Sevgili seyirciler, burada ansiklopedilerimiz de var. Okulumuza gidiyor. Ama ben hala hikaye kitabı için sözümü tutacağım. Bu arada kalabalık. Evet, burada var hikaye kitapları ama daha büyük sınıflar için hikaye kitapları. Okul müdürünüz teslim edelim. Evet sevgili seyirciler, Armutlu Köyü'nde köyün hanımlarını tanıyacağız. Bir evdeyiz. Ev sahibi de burada. Önce ev sahibinden başlayalım. Ama siz ilk kez Armutlu Köyü'nde ilk Hatice'yi tanıdınız. Görüntülerde. İşte Hatice'miz bu, hep çıktı. Gene geldi, konuşacağız, tanışacağız onlarla. Sizi tanıyalım. Nurgül Bilir, Armutlu'yum. İyileşberiz. İşte geçiniyoruz. Kaç çocuk var? 5 tane. Allah nasip bağışlasın. Büyüdüler artık. Büyüdüler.
Bir tanesi dalımı dokuyor ortaokulda. Ötekinden askerden. Dün bir gitti. Biri bugün, yarın gelecek Allah nasip ederse. Çocuk da mı askerde? Aman Allah kolaylık versin. İnşallah vatani görevini sağ salim yapar gelir. Yapar gelir inşallah. Ne kadar kaldı? 7 ay kaldı birinin. Birinin bir gün kaldı işte. Bir günü kaldı. Allah nasip ederse gece bu da. Programı beraber seyredeceksiniz o zaman inşallah. Allah nasip ederse. Burada Armutlu köyünde eskiden armut çokmuş da ismi onun için Armutlu olmuş. Ben biliyorum da siz niye bilmiyorsunuz? İsmi Armutlu Armut oluyor. Bilmiyoruz ki. Önceden Armutlu muymuş? Bu da başka şey. Rivayet o zaman. Armutlu olmuş Armutlu. Neyse iki tane rivayet var sevgili seyirciler. Bir tanesi armut çok yetişirmiş. Şimdi armut yokmuş. O armut ağaçları ölmüş. Ondan o armutluymuş. Bir dediler ki hanımlar Ermutlu. Yani herhalde Mutlu adında bir er varmış asker. Ne bileyim herhalde öyle. Varmış. Evet Nurgül Hanım mıydı? Nurgül Hanım, bu Armutlu köyünün hanımlarının en güzel pişirdiği yemek hangisi? Her şeyi yaparız. Elimizden geldik kadar. Börek, et yemeğini elimizden geldiği kadar yaparız. Çok yaparız, her şeyimiz var. En çok pişirdiğiniz hangisi? Et yaparız. Tavuk yaparız. Mesela marul mu ekiyordunuz, marul topluyordun, mi? Dikiyordun? Dikiyordum, marul dikiyordum. Tavuk da çok iyi. Haftada? Haftada yapamaz. Of. Kesiyorsunuz kırt. Akşama sofrada. Kesiyoruz, ediyoruz. Alıyoruz bakkallarımızdan. Alıyoruz. Kurtlarımız sağ olsun hazır alıyoruz. Sizde deveye merak var mı burada deve güreşlerine? Var mı? Ama deve varmış köyünüzde. Var mı? Kim besliyor, büyütüyor? Nevzat Bey'im var. Sizde de var merak. Yalnız bu deve güreşi yapıyorlar. Orada yenilen develeri sonra kesip de sütük yapıyorlarmış. Doğru mu? Adın ne? Fatma kaç yaşında evlendin? 15. 15. Aman Allah'ım. Böyle adet mi köyünüzde erkenden? Yok, adet değil. Oldu. Sen mi kendin mi istedin? İstediler. İstediler. İstediler oldu. Şimdi kaç yaşındasın? 17, 18 gireceğim. 18 gireceğim işte Mayıs. Adın ne? Nezahat Akoğlu. Nezahat gelin niye hazırlanıyorsun böyle sana takmışlar. Evet. Ne zaman evleneceksin? Ne zaman nasip olursa evler bitince evleneceğiz. Ha, evler bitmesini bekliyoruz. Evler bitince yapılıyor. Nerede yapılıyor ev? Burada köyün içinde. Sağlık ocağının arka tarafı. Ne iş yapıyor? Çiftçi. Çiftçi. Burada mı yoksa o da? Karşıda. Ha. Daha çok takacağım bunlardan damat bey. Yeter mi? Bak yeter diyor. Ben sana birkaç tane daha taktıracaktım. Olsa iyi olurdu. İyi olurdu. Düğünde takmıyorlar mı daha? Adet sadece nişanlı mı? Hayır düğünde takılır. Evet, başka olmaz diyor ya. Hayır o kendileri yapmazlar düğünde artık. Hani dıştan taktıkları insanla takarlar. Ha dışarıdan şeye gelen. Para falan da takıyorlar. Genelde böyle boynuna bir şey mi takıyorsun onları taksınlar diye? Yok. Gelinliğine. Yok öyle bir şey olmuyor. Kurdali falan takıyorlar. Kurdali. Takan takar takmayan. Onu taktığım istiyormuş gibi oluyor. Şimdi gelinlik nasıl düşünüyorsun? Hiç hazırladın mı gelinliğini falan? Yok yok. Burada kızlar gelinlik hayali yapıyorlar mı genç kızlar? Şöyle yok. Olsun böyle. Ne zaman almaya gittik mağazalardan seçer beğeniriz. En çok neye dikkat edersiniz gelinlik alırken? Ben kapalı olmasın dikkat ederim. Fazla açık sevmem. Onun için. Fazla bir şey dikkat etmem ben. Yani şöyle olsun, işi şöyle olsun, böyle olsun. Ha yok, taşırı işli de olmaz. Sade. Kapalı, öyle. Öyle istiyorsun, sade, kapalı. Çok işli oldum. Hani köylü olduğumuz temelli ortaya çıkıyor. Nasıl yani? Hani köylüler, şehirdekiler göre, köylüler biraz da abartılı şeyler sever ya. Öyle çiçekli falan. Ondan. Benim için sade daha sade güzel. Sade istiyorsun. Evet. Adın neydi? Nezahat. Nezahat. İnşallah mutlu bir evliliğin olur. İnşallah. Sağlıklı çocukların olur. İnşallah. Değil mi? İnşallah.
Senden başlayayım. Kübra bilir. Kübra. Kaç yaşındasın Kübra? 15. Oo, daha çok küçük. Senin nişan falan yok daha. Yok. Şey gibi hızlı davranmadın. Peki neler yapıyorsunuz? Ne yapalım? Evde oturuyoruz. Oturuyorsunuz. Genç kızlar neler vakit geçiriyorsunuz? Oyun yaparız. Evet. Sizinizi hazırlıyorsunuz. Kendiniz mi hazırlıyorsunuz? Bazı alırız. Kendimiz de yaparız. Senin adın ne? Akile Akoğlu. Akila. Evet, Akile Akoğlu. Akil. Akile Akoğlu. Akile. Evet. Ne kadar değişik. Ne demek? Bilmiyorum ki anlamını. Allah Allah. Nenesi ne? Nene. Için benim ismimi koymuşlar. Nene. O neneyle de görüşeceğiz. Görüşmeyeceğiz diye. Utandım. Anneannem mi babaannem mi? Babaannem. Anneannem dışta. Sen kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Nasıl geçiyor günlerin? Nasıl olsun? El işi yapıyoruz. Sabahları ineklerimizi sayıyoruz. Akşamüstü nelerimizi sayıyoruz. Tamam, başka işimiz yok. Ben bir köyde Osman Bükü'nde inek sağacağım dedim. Sağdım, sanki kolay bir şeymiş gibi geliyor insana. Yani tabii sonunda yapıyorsun da o orada hanımların yaptığı gibi böyle hemen böyle cık 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 onlar yapıyorlar. Siz de öyle yapıyorsunuz tabii. Alıştım. Ben böyle 2 saatte... O da sütte gelmiyor. Alışıncaya kadar. Zor oluyor. Her şeyin bir pratiği var değil mi? Önemli olan. Evet. Anlatsanıza nasıl oluyor? Sinin içinde yapıyoruz. Ocakta pişiriyoruz. Ocakta. Şeyde fırın. Dış ocakta yani. Fırında değil de. Ocakta. Ekmek yapıyoruz ocakta. Hatice'nin çenesi düştü. Allah Allah. Ha, o da konuşacak illa. Gelelim ninemize. Nenen gel bakalım ya. Ne edin nenen? Gez, değil mi? Gezip görünüyorum ben. Hiçbir iş işlemiyor. Ya. Hı. Ama bu köyün en yaşlısı mı? Siz misiniz? Hı. Değil mi? Tamam, daha yaşlı var mı? Vardı. Kaç ben yaşında? Gar yemiş mi bilmiyorum gar ya. 78'e vardı da. 78'e vardı da. Mesak yok. Onu şöyle konuşuyorsun. Kaç yaşındasın teyze? Demedim ya. Ama siz 70 diyorsunuz, onlar 80 diyor. Onlar bilmezler. 80 yolundu. 79 de. 79. Ben. Olsun olsun. Olsun. Olur mu canım? Bir yaş bir yaştır yani. Bir yaş bir yaştır galan. İyi tamam. 79 yaşında. Ha. Adınız Akila mıydı? Ne? Ne kadar değişik. Kim koymuş onu? Ben ne bileyim gari. Bilmiyorum galiba. Kaç çocuk var? 4. 4 tane. Kaç torun var? Ne dedi? Torun, torun. Torun mu? Torun yok daha. 9 tane. Torun yok diyor. O öteki çocuk. Evet, o bakıyor dışınlar demedim galiba. Sizin zamanınızda nasıl evlendiniz? Şimdiki evlenmeler sizinkine benziyor mu düğünler? Benzemiyor. Nasıldı sizinki? Atın üstüne falan mı bindiniz? Atın üstüne bindik yavrum, doğrularına. Gelinlik giyiyor muydunuz o zaman? Böyle beyaz gelinlik mi yoksa köyün hani böyle o şey üç etek falan mı? Ya. Beyaz. Gelinlik beyaz. Duvaklanırdık işte öyle gelin olduk. Yani atım indik. Osman Bey. Osman Bey, oğlunuzu evlendireceksiniz inşallah. Evde yapıyorsunuz. Bu işte kendisi çalışmıyor mu hiç? Size mi bırakıyor her şeyi? Çalışıyor canım, çalışıyor. Oturuyorum dedi de. Hep beraber. Hep beraber çalışıyoruz. Emek verecek o da kendi evini kurmak için değil mi? Tabii, emek vereceğiz. Tabii. Kaç çocuk var? 5 tane. 3 oğlan, 2 kız. Ne zaman evlenecekler, ev bitince dedi ama? Ev bitince işte Mart aylarında herhalde. Bir şey kalmamış. Şey kalmadı. Nasıl? Düğün yapacaksınız herhalde şeyden, Kurban Bayramı'ndan sonra falan mı? Kurban Bayramı'ndan sonra falan düşünüyoruz seni. Nasip olursa. Ev bitecek, içinde üşüyeceksiniz. Kız da yapıyor bir şeyler galiba değil mi? Kızdan ne istiyorsunuz? Kimim ben? Öyle. Olanlar yapılacak. Mesela şey, çamaşır makinesi falan onlar. Kız tarafı da. Televizyon, fırın. Misafir odası erkek evinin. Çoğu kız evinin zaten. Erkek tarafı bir şey yapmıyormuş. Yapıyor canım bunu beraber. Ev yapıyorlar. Ev yapıyoruz içini. Takı takıyorsunuz, ev yok. Tabii.
için. Üst tarafı takı takıyor mu? Şehirde takarlar ama burada takmıyorlar ha.